Hayat Sağlıklı Güzel'de sırada diş hekimi doktor Fırat Koç var. Yeme içme kuralları zaten hayatımızın her aşamasında var. Ama dişlerimizin üzerinde birer bracket yapıştırdıktan sonra kurallar birazcık daha kıymetli oluyor. Neden? Sonuçta bunlar bir yapıştırma. Dişimizin üzerinde duruyor bir kuvvet elemanı. Ve bu yapıştırmaları öyle bir yapıştırmalıyız ki yemek yerken, içerken çiğneme kuvvetleriyle çıkmasın. Tedavi bittiği günde bir saniyede çıksın. Tam bu kıvamda yapıştırmalıyız. Bu arada tabii ki yeme içme kurallarımız var çıkmasın diye. Diyoruz ki genelde ya fındık fıstık kuru yemiş patlamış mısır, cips mısır cipsi, çekirdek gibi böyle sert yiyeceklerden kaçınalım. Ha illa fındık fıstık yemek istedik onu annemiz ya da kendimiz ezip dövüp yiyelim. Yani spangilenin üstünde başka şeyin üstünde fındık ezmesi olabilir. Yani zararından değil de yeme şeklinden sertliğinden dolayı diyorum. Ön dişlerle ısırma, koparma, kesme işlemi yok. Yani ne demek bu? Elma, armut, havuç, ayva gibi şeyleri haşet diye ısırmıyoruz. Ne olur bıçakla ya da elimizle lokma haline getirelim, arka dişleri atalım. Yemeyelim demiyorum, yiyelim ancak bıçakla elimizle küçültüp yiyelim. Lokum, sakız, yapışkan yiyecekleri istemiyoruz. Sakız takdir edersiniz ki tüm tellere, braketlere dolanır yerinden çıkartır veya olumsuz kuvvetler verir. Çikolatalar serbest ama içinde yoğun karamel olan bazı çikolatalar var. Onları tercih etmeyelim. Hani lokum etkisi gösteriyor diye söylüyorum. Ön dişlerle kesme işlemi yani yarım ekmek köfte dürüm döner haşet diye şöyle çekmeyelim de daha kibarca lokma haline getirelim. Hamburgeri elimizle kopartalım. Ekmeği dişlerimizle bir dilim ekmeği bile dişimizle değil de daha kibarca lokma haline getirip yiyelim. Yani şu dişlerle çekme işlemi yapmayalım da braketler yerinde kalsın diyoruz. Son olarak da zeytin, kiraz, kayısı, çağla, erik gibi çekirdekli yiyecekleri yerken ya bunların çekirdeklerini elimizle ya da bıçakla çıkartalım. Direkt zeytinin dışı yumuşak, içi sert, sert çekirdeği ciddi sert bir şey. Dişimizi bile kırabilir. Ne olur buna dikkat edelim. Hocam ben beceririm, arka dişlerimle yerim. Ya ne olur. Yani bir tanesi, iki tanesi gidebilir. Ne olur yeme içme kuralları da bundan ibaret. Sonuçta her şeyi ye, gazlı içecekleri yasakladım. Sadece böyle sert şeyleri yasakladım. Gerisinde bildiğin gibi yiyebilirsin. Yani pirzolayı çekiştirerek yeme de dilim halinde getir. Bifteyi şöyle yapma gibi tavsiyelerimiz de oluyor. Bu yeme içme kurallarının en büyük şeyi braketlerin, bu dişlerimizin önüne yapıştırdığımız braketlerin yerinden çıkmaması, oynamaması, sallanması. Biz bunların hepsine braket kopması diyoruz. En büyük faktör braket kopması. Kopmasın diye. Bir de bu tellerimiz belirli kuvvetler veriyorlar. Aşırı kuvvet olursa fındığın baskısıyla, vay sakızın, lokumun baskısıyla ben bu dişine 300 gram kuvvet uygulayacaktım ama sen her gün sakız çiğnemişsin 600 gram gelmiş. Ay bu diş nasıl buradan buraya geldi? Braket de kopmamış, tel de burada. Yeme içme kurallarını uzman kontrol ediyoruz. Yeme içme kuralları o kadar kıymetli ki ortodontik tedavide. Bunlara uyduğumuz takdirde sonuna kadar çok da güzel gidiyor. Genelde şu tepkiyi alıyorum. Hocam ilk ay 2 kilo verdik. Neden? Hani yeme içme kuralları getirdiniz ya. Ya ye, iç, bildiğini ye, iç ama yani bu düsturuna, kuralına uyarak fındığı, fıstığı, sert yeme, pirzolanı da ye, ekmeğini de ye, suyunu da iç ama azıcık dikkat et. Yani çok da zorlu bir süreç değil bu yeme içme kuralları. Zaten 3 güne, 5 güne, 1 haftaya otomatikmen alışıyorsunuz. Yeme içmeye alıştığı zaman tıkır tıkır o 1,5 sene böyle gidiyor.